billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamatu. O konuştuğumuz mevzuya da herhalde bunun içine girer o iman. Çünkü bu adam orada olduğu için mevzuda. Mevzumuz şu, cin ve şeytan. İkisi mukayeseli. Gerçi bu sağ şey, Yasin çalışmış. Notları da var mı yanında? Yok abi ya. Ya katkı sağlayacaktın ama kafanda vardır. Yani hadi bakalım. Gelir bir şeyler, gelir. 76'ya da atıf yapmış. Ders alınan not. Senden almışız. Yani sen o ders yapılırken ondan sonra şeye kadar almışız. Şeytan 2-5-2018'de yapılmış. Peki ben o nottan bir şey yapayım. Şeytan kibirlenmiş, insanın düşmanı, insana değil beşeriyetine secde etmemiş. Beşeriyet şerlerle, hayırlarla beraber olma sistemi. Yani insana secde etmesi beşeriyeti değil yani. Yani bu beden Allah'ındır, sen sahiplenme. Esma Usta'nın dişe vuruşlarıdır. Kürs takılırsa, yani beşeriyet takılırsa şerlerle dolu ki o zaman şirk olur. Konuşmuştuk. Mesela toprağa secde ediyoruz. Allah'tan başka bir yere secde yapılmaz. Allah'a secde yapılır ama secde yapmıyoruz. Niçin? Orada nefis yoktur. Beşeriyet olmadığı için şirk değil. O, zaten o söyledi, secde küre-i arz bir mescittir diye söylemiş. Şerlerle, hayırlarla beraber olma sistemi, bu da çok acayip bir mucizedir. Buraya şerlerle hayırları toplamış. Ama maalesef biz burada hep hayır istiyoruz. En ufak bir şey geldi mi, sağlantı oldu mu, eyvah falan, psikolojim bozulur, şu oldu, bu oldu. Yani olmayacak mıydı? Psikoloji niçin bozulur? Temel tabii. Hemen bu cümleyi söyleyeyim, bir doçentin tespitini söyleyeceğim size. Kainata ve hadiselere tek tek bakmanın bedelidir. Macel bedelidir. Kainata ve hadiselere tek tek bakmanın macel cezasıdır. Peşin cezasıdır. Olaylara ve hadiselere... Ha, olaylar ayrıdır, hadiseler ayrıdır. Usta bir şöyle derdi. Hadiseler, hadise. Bir de zemin var. Bizim dışımızda düşünülüyor, kavga ediliyor, olaylar oluyor. Bir de malzemeler var bizim dışımızda. Heyelan oluyor, yağmur geliyor, kuraklık oluyor. Hadiselerle, hadiselerle eşyanın kendisi. Bu ikisine ayrı ayrı bakmanın muacel, peşin cezasıdır psikolojik sorun. Bir bütün baktın mı rahat ediyorsun. Başka biraz ileri götüreyim. Dünya ahireti beraber bakarsan daha büyük sorunu aşarsın. Ölümü bununla aşıyorsun. Psikolojik sorun yaşadığımız dünyayı parça parça görmek, ölüm korkusu dünya ve ahireti farklı görmek. Allah, ona gelecek zaten. Allah ve biz. O ulaşılmaz. Böyle kendine kopuk yaptın mı? İman şeyi başlıyor o. Üçüncüsü ne dediniz abi? Üçüncü. Hadiseler var ya, hadiseler. Mesela beşeri canipten olur. İnsanların davranışı, beklemediğin bir şey yaptın. Halandır, teyzendir, ablandır. Bir de zemin olan işte dağlar, tepeler, heyran olur, deprem olur. O kişilerle alakalı değil. Yani doğa mı abi? He? Doğadan gelen olaylar. Evet, olaylar ve hadiseler. İnsan menşeli hadiseler. Beşerdekine hadise. Evet, hadiseler ve diğerler olaylar. Yani farklı bakan
bakmak, bütünsel bakamamak. Yani bu resmin bütünsel bir yapısıdır, bütündür o. Tek tek gördüğün zaman egoist de oluyorsun. Zaten psikolojik sorunlar egoist insanlardan çok olur. Niye? Ben menşeli yaşıyor, sosyal olamıyor. Ya bak mesela derslere gelemiyor. Kitap okuyup manaya kendisini atamıyor. Gaye hayal yok, insanları hep böyle eleştiren. Ben bir de bağışlarsanız kusura bakmayın ama bunu da kendi alemimde söyleyeceğim ama kimseyi tanımıyorum. Şöyle diyeyim, iç alemi tanımıyorum. Psikolojik sorunlar hasetçi insanlarda en çok öne çıkar. Hasetçi insanlarda çok oluyor. Haset. Ötekiler bir şekilde aşıyor. Hasetçiler aşıyor. Delilerin %90'ı hasetçilikten olmuştur. Sonradan deli olanlar. Benim şahit olduğum, uydurukçasıyla tanık olduğum kişileri biliyorum. 10 taneden 8'i böyledir. Haset kaderi ilahi, tenkit ve başını örse kırıp... Kırıyor. Başını örse kırıp kırıyor. Ya hırsından o onun malının mülkünü kıskanıyor. Ya onun bir şeysini kıskanıyor. Ondan sonra eğer ilmi varsa ilmini kıskanıyor. Tenkit ediyor. Ya bunlar bu tipler yani. Basma pileğine hep tenkit. Hep tenkit ya. Hep eleştiri. Hep eleştiri ya. Dokunma adama. Hep tenkit, eleştiri, beğenmiyor. Lan ne oluyor ya? Ne oluyor hoca? Acebi mi gidiyor ya? Kusursuz mu beni seveceksiniz ya? Ben peygamber değilim ki. Haşa. Ben de ustad da değilim. Hoca da değilim. Alim de değilim. Ders arkadaşıyım diyoruz lan. Bizim haddimize mi düşmüş? İşte bilmem ne vasıfları. Beraberiz. Ve bir sürü kusurlarımız olmayacak. Vallahi öyle kusurlarım var ki yemin ederim Allah şahittir. Dile getirip de Allah'tan af istemeye utanıyorum. Yani söyleyip Allah'ıma utanıyorum. Toptan yapıyorum ya Rabbi affet. Benim de dile getiremediğim, utandığım günahımı da affet. Böyle güzel bir Allah var yani. Yapabiliyorsun Allah'a böyle paket. Hani komple hepsinden geçiriyorsun ya. Sen mevzu biliyorsun Allah'ım. Ama Allah hakikaten çok güzel ya. O kadar tatlı ki bir de. Tövbe yani böyle. Aran iyi oldu mu? Çok güzel oluyor yani. Evet. Bundan hafife alma, bundan hafife alma, emaneti hamlettiğine insan deniliyor. Emaneti hamlederse insan oluyor, yoksa değil. Alırsa. İnsan olmayınca ne denir? Beşer denir. Beşer denir. İnsan beşer, emanet insan olur. Evet. Mesela bak hele şuraya bak, Allah Allah. Silme insan utanıyor. Değil mi? Çünkü çok acayip ya. O ne acayipmiş. Kaç ay önce yazılmıştı değil mi? Size son... 4 ay önce. Abi. Neyse yazmayın. Arkasını çevirin masana. Yazın abi yazın. Allah yazın. Çaretik yazmasın. Çaretik. En kötü tutma da Erdeş istiyoruz. Ya gel de şey yap. Ben diyeyim de tamam. Gök. Sil. Gök. Ezber söylemiyorum. Zemin, dağ. Tamam mı? Sıra bu çok önemli. Emaneti teklif edilmiş, almamış. Bu ustadın tespiti değil ha. Ayettir. Ayet. Göklere, zemine, dağlara emaneti teklif ettik, aldık. Tahammülünden çekindi. Yani bedihi bir muhal, bedihi bir şey, bedihi olan bir muhal ise bunda bir lazım-ı murattır. Belagatta. Değil mi? Şimdi dağlara ne emaneti vermiş ki onu biz almışız? Neresini dağa söyleyecek? Ha, bedihi bir şeyse o zaman bir lazım-ı murattır. Külliyatta dağ nedir? Dimadır. Külliyatta böyle baktığımız zaman Kur'an'ın üslubunda da öyle. Gökleri nereye nispet ediyor? Ruhani nispet ediyor. Vahiy yani.
göklere vahiy ettik diyor. Vahiy. Yani ruh. Zemini nereye kıyas ediyor? Zemin. Kalp yani zemin, küre-i arz. 10-186 sözlerde kainatın kalbidir diyor. Küre-i arz. Kalp. Ha, o zaman ruha teklif etmiş, kalbe teklif etmiş, daha ayrı ayrı teklif etmiş, alamamışlar. Üçü bir araya gelmiş, cem olmuş, almış. Alamaz ki tek başına, akıl nasıl alacak? Alınca da insan olacak. İnsan. Emanet alınca insan, almayınca beşer. Bu zihanı, vücudu harici var ya abi, sanki o dördünle beraber mi insan alıyor? İnsan tabii yok. Bu zihayattı, zişurdur. Tabii ki şuur sahibi değil ki, adam farkında değil ki ya. Ne diyor? Ona uyar mı diyorum. Evet. Tabii yani o aynı uyuyor. Peki abi emanette sadece insan söz konusuysa, bunu alan sadece insan ise, neden biz şeytan nasıl karar verme şeyine sahip olabilmiş? Çünkü insan aldığı emanetle birlikte fıtratının dışına çıkabilme yetisini de alıyor. Yetisini alıyor. Alıyor. Peki bu şeytan buna nasıl dahil olabilmiş abi? Şeytan da insanla birlikte o birlikteliğin içinde mi acaba? Şimdi emaneti bu da iblis cinlerdendi. Yani şeytan iblistendi, o da cinlerdendi. Cinlere de teklif edilmiş de fakat bu kalitede değil. İnsan almış. Ona emanet değil, ona vazife verilmiş. Cinlere emanet değil, vazife verilmiş, insana emanet verilmiş. Öyle bir ayrım var. Ha, ayrım var. Hı-hı. Niye insanlara, yani ikisine beraber olmadı mı emanet şeyi? Yani bu... Yani şeytanın iyi olma şansı yok. Şeytan demiyorum, cini diyorum. Cin de öyle, çünkü fıtratları nakıstır, çok basittir. Bizim gibi küllü ve cami değildir. Mertebe itibariyle meleklerden aşağıdadır. İnsan hakikat itibariyle meleklerden üstündür. Yani ben diyebilen, en cami ben diyebilen insandır. Çünkü onlardaki kuvve-i şeviye, gadabiye ve akliye diyor, işaret edeceğiz de, çok muayyen ve mahduttur. Cin için mi diyor? Evet, cine, o. İnsan ayrıyeten cemal. İşaret edeceğiz daha o kuvve-i aklıya koyun. İhtine sırat-ı müstakimde. Bak ona. Kuvve-i insana da verilmiştir diyor. Ama insan beşeri şey itibariyle daha küllüleştirmiş onu. Mesela yapısı itibariyle de cin süresidir. Koca cinler alemine bir süre gelmiş. Ne kadardır? Bir, iki sayı veya bir yapraktır cin süresi. Onlara tamam. Bize bak, baksana 600 sayfa. O da dahil olmak üzere. O da dahil olmak üzere. Ondan sonra cinlerin hayatı çok basittir. Kemik, tezek, insanın idrar ve gaytasıyla besleniyor. Tavuk, horoz çiftleşmesi gibi gazla şeyleri var. Böyle basit bir hayatları var. Neyse okuyacağız zaten. Ey aciz insan... Ey fakir beşer diyor Risale'de. Sözler 318'de. İnsan ve beşer arasındaki fark. Evet, koymuşsun. Ey aciz insan diyor. Ey fakir beşer diyor. Başka? İblis, Adem Aleyhisselam'ın beşeriyetine karşı çıkandır. Yani beşeriyeti, o var ya insan olma, ona karşı çıkmış. Şeytan sistemdir ve sıfattır. İblis varlığın şahsın kendisidir. Varlığın şahsın kendisi. Şeytan sıfatı ve varlığıdır. İblis kendisidir. Şeytan sıfatıdır. Tamam? Farkı burada konuşuyorduk ha. Evet. Şeytanlık yaparsa iblis şeytan olur. İblis şeytan olur, yapmasa Müslüman olur. Cinlerin kafiri şeytandır. Cinler ve ma halaktu cinne vel insa illa liyabudun. Onlarda da ikidir. Eğer kafir olursa
Bizde de öyle ya, insanlar insanlıktan çıkarsa şeytan olur diyor. Locasına gitsen ya. Locaya, Paris'teki localarına gitsen. Evet. İnsan suretindeki şeytanları görürsünüz. İblis secde etmedi, kişinin kendisi bu. O zaman şeytan oldu, şeytan değildi bu. Secde etmedi. Etmeyince şeytan oldu. Şeytan değilken bunun sorumluluğu nedir abi İblis'in? Yani böyle din teklif edilmiş. Yani Müslüman bir cidden kâmes, İblis nedir yani? Cin. Cinlerin bir taifesi yani. Dört taifesi var bunların. Toprak cini, hava cini, su cini, ateş cini. Allah Resulü'nün hadisinde de ahmer diyor. Entelikesi o. Ama çok basittirler yani. Böyle bu dersleri bildikçe o çok rahat ediyorsun Allah. Onların gücü senin cehaletindir. Cehaletin onu muammallaştırdı. Bir de toplumda böyle hamur gibi dağın tepesinde kartopu yapar da bırakırsın. O bir şekilde bunu hurafe, hep çığ olur. Çığ olur yani. Hurafeler eklenmiş, şöyledir, böyledir, sanki insanüstü bir şeydir. Hiç ne alakası var lan tuvalette, senin bilmem neyin yiyor işte o. Bu kadar basit. Soru serbest mi? Soru serbest. İblise ilzam, şeytanı ilzam. Harika, şeytanın vesvesesi yani. Fehimle alakalı, iblise ilzam diyor. Evet, iblise ilzam. O bir şahıstı, susturdu. Evet, sıfatı devam ediyor. Şeytan ise düşüncedir, fehimle alakalıdır mı? Evet, fehimle. Yani vesveseyi o ve vehimi o veriyor. İblisin İblis sıfatıdır şeytan. Şeytanın. Mesela Hennas, ondan sonra neydi ya kaç tane? Azazil, bir sürü şeyleri var ya. Azazil, Haris gibi sıfatları var. İblis fiziksel olarak ilzam edilen, susturulan bir kişi, şeytan ise herkes olabilir. İfham yani, o bir düşünce. Düşünce boyutunda aktif. İfham olma. Evet. Yani onu mesela diyelim ki benim ama benim düşünce ekolüm ve düşünce şeklim her tarafa yayılıyor diyelim. O işte. Şeytan sistemin adıdır, sıfat ve unvanıdır. Sıfattır şeytan. Kendisi ise iblistir. Kendi zatidir. İblis günah işleyendir. Şeytan da Allah'a karşı rezil olmaya çalışıyor, bizi rezil ediyor. Talebelerin kadar fakirsin, taleplerin kadar fakirsin, talep azlığı kadar zenginsin. Bu çok önemli, bunu kullanıyor adam. Terkleri yapmadığın için şeytan oldu, terkleri yoktu. Yani kibrini ve hasedini terk etmedi deniliyor. Haris, Azazil, şeytan isimleridir. Arapçası Farisi, mesela Arapçası Haris. Azazil, Farisidir. Şeytan sıfatıymış. Bu ise ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa filozoflara. Yani bu şeytan dediğimiz yani iblis Avrupa filozofları, yani bu münafıklarla birlikte iş tutuyor o zaman, onlara güveniyor. Dünya üzerinde o şekilde çalışıyor. Evet, aynen. Ben şimdi sistemi okuyayım. İşret edelim, kız suretine bakalım, hoş şarkıları dinleyelim, tatlı yemekleri yiyelim. Evet. Bunları Ramazan'da yapamadığı için şeytan bağlanıyor. Bunları yapmadığın için sistem devre dışı oluyor. Şeytan devre dışı oluyor. Şeytanın bağlanması var ya. He, şeytanın bağlanması. Dört tane şeyle yaklaşıyor insan. He. Bu dört taneyle yaklaşıyor, başka yaklaşamıyor. Bir, işret edelim. İşret edip keyif edelim. Yani içelim içki. Kız suretine bakalım. Yani kız suretine bakmak orada işte televizyondan tut da Facebook'tur, şudur budur, bütün hep tüm şeyler hepsi girer yani. Aktif içine. Oluyor. Aktif oluyor. Hoş şarkılarını dinleyelim. Kulak. Tatlı yemekleri yiyelim. Ulan göz, kulak, mide, öbürküsü neydi abi? Tatlı yemeklerini, hoş şarkılar diyelim, kız sürete bakalım, işret edelim. İşte akıla bakıyor, aklı kaldırıyor. Aklı ortadan kaldırıyor. Göz, düşünmeye gerek yok. Mide var. Yani... Bak, işret edelim, aklı devre dışı yapıyor. Kız suretine bakalım, kalbi vuruyor, günah. Göz de artık yani, evet. Kalbe gidiyor. Ondan sonra hoş şarkıları dinleyelim, ruha gidiyor. Tatlı yemeklerini, eylemi bozuyor. Ceset. Ceset.
aklı ele geçirmeden hiçbir şey yapamaz. Yapamaz. Tasavvurunu... Bak şimdi, bugün yazdım, Allah razı olsun güzel. Düşünce nedir biliyor musunuz? Düşünceyi anlamak için, ya ben dedim, muşahhas, nefsülerimde bir misal istiyorum. Kuvvet var ya kuvvetler, yer çekimi, kaldırma, fiziksel kuvvet. Doğada fiziksel kuvvetler neyse, dimağda düşünceler odur. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. Buna kitap yazmış adam bizim oğlum. 16. defteri almış. Kuvve oluyor öyle mi? Evet. Düşünceler kuvvettir. Melek mi ya? Şeytan işte. Evet. Kesinlikle ama benim için bu kesinliktedir. Ne olmak istiyorsunuz? Canı sıkıldı masada. Bugün o uyguladı. Daha duygunu kontrol edecek kadar bakter insan ol ya. Canım sıkıldı yani. Çünkü çok darlattı benim tarafımda çok. Yani hani alttan alıyorum, üstten alıyorum olmuyor. Şey yapıyorum. Başka birisi aradı, doktor demiş 3 gün sonra vefat edeceksin bugün 6. gün. Yani niye ölmedi bana, ne soruyorsun? Alman doktora sor ona. Niye ölmedi? Ha, doktor demiş ki 3 gün sonra bugün 6 gün oldu. Ondan sonra şey, ya ne yapayım ya, bir sürü yemek oldu, ders çalışıyorum. Ne yaptım? Ben niye anlatıyorum biliyor musunuz? Realitede böyle, kanuniyeti anlatmıyorum yani Kur'an'da da. Bir şey anlatacağı zaman ya Yusuf'u kullanıyor aleyhisselam ya Musa'yı. Ondan sonra kalktım dedim ya bir çay alayım. Dedim bir çay yapayım, işim bir çay vardı. Ondan sonra bak şimdi anlatacağım. Çayı kuruttuk ya kahveyi. Aldım. Of be ne kadar da hoş kokuyormuş ya. Konuşuyorum kendime mutfak. Bayağı da hoş kokuyorsun değil mi dedim. O da bana cevap verdi. Çok acele yap dedi ya. Sana gelmek istiyorum dedi. O konuştu, ben konuştu, çayla diğer konuşmaları unuttu. Duygu kontrolünü yapın. Kendinizin mimarı olun. Mühendisiniz siz olun. Bir şey de hatırlatmak istiyorum. Daha birisi başlamadı, sabaha kadar buradayız. Bu çok hoşunuza gidecek, çok hoşuma gidiyor. Abi siz anlatırken ben de bir şey çizdim mi? Ha çiz. Şimdi insan köle bir mahluk değil. Doğanın, tabiatın, hadiselerin doğurduğu bir insan değil. Doğanın, hadiselerin, şunu kastediyorum, verdiği malzemeler var ya, işte depremdir, ölümdür, doğmaktır, askere gitmek, gitmemektir, kilo alıp almamaktır, dedi demedi halamdır, teyzemdir. Bu malzemeler girdi mi? İlle bu malzemelerle konuşmak, düşünmek köle insanıdır. İnsan bu değildir. Ya, ya ona geçmeden, ne demek o zaman? Hadiseler, olaylar seni şekillendiriyor. O zaman ben doğanın çocuğuyum. Hadise ve doğanın çocuğuyum. Onlar benim düşüncelerimi oluşturuyor. Yani emrin ismi, emrin itibar. O, ona mahkumum, onun dışına çıkamam. Hayır, insan bu değildir. İnsanın düşüncesini şekillendiren değildir. İddia ediyorum edeceğim de, düşünceler hadiseleri değiştiriyor. Ben değiştiriyorum. Buna fiziksel bir örnek vereyim. Yarık deneyi var. Gavur yapmış, Müslüman yapsa yobaz olur. Çift yarık deneyi. Çift yarık deneyi. Normal elektronik şey yapıyorlar, gönderiyorlar. Karşıda o yarık gibi şekil alıyor. Birisi gözlüyor, birisi bakıyor. Bakınca o yarık deneyindeki netice değişiyor. Daha geniş çaplı bir yere atıyor. Bu korkunç bir deneydir. Yani fiziksel bir şeydir. Birisi seyrettiği zaman, benim ilkokula giderken, demek eskiden bir kafam bir şeydi. Yani diyordum ki, inanın yalan demiyorum tabii. Hani diyecek, bazılar der ki uçuk şeyler söylüyor. Yani çocukken öyle düşünüyordum. Bizim köy böyle vadili ya böyle. Orada ilkokulun bahçesine bakıp karşıki dağa bakardım. Derdim ki, ben baktığım için böyle. Aslında böyle. Sonra dönerdim. Şöyle bakardım, hatırlamazlık gelmezdi ki. Onu kadar düşünebiliyordum da ondan sonra diyor. Hani arkaya bakınca, böyle gizli bakınca sanki gizlemiş. Hayır, baktığın gibi orada da oluyor. Yani niye beni heyecanlandırıyor? İnsanın düşüncelerini oluşturan hariç değil, insanın düşüncesi harici şekillendirir. İkinci misalim, yarık misalinde, göz adamı götürür mezara. Bak o beni şekillendirmedi. Şurada yatanların diyor, mezarda yatanların, Allah Resulü diyor, yarısı gözde gitti diyor.
Hatta hep söylesiniz yalan olmaz mı? Yalan olmaz diyor. Öyle devamında öyle diyor. Ustad 13. şuada nazar bana dokunur diyor. Yani düşünceler mesela fizik buna varmış. Diyor ki olumsuzluğa odaklanan insanın müspet bir şey denk gelmez. Hem niye olumsuz geliyor? Sen davet ediyorsun. Bugün söyledim. Bugün söyledim değerli oğlum. Ulan bana bir tane olumsuzluk gelmiyor ya. Bu sefer bana telefon etmiş. Diyor ki ya bütün işlerim ters gidiyor, bütün işlerim ters gidiyor. Gitmiyor dedim. Dünyada hiçbir şey ters gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Vallahi sen güneşin farklı yerlerinde olduğunu gördün mü? Ne ters gidiyor? Ya bu aynı şekilde asit mi ya? Ama bütün hiçbir işlerim olmuyor. Ulan kalkmışsın Hasan gibi bir adamı da arayabiliyorsun ha telefonla. Bak düzgün giden işin var senin. Bak hani bu ters mi bu iş? Niçin ha onu yorumlayan sensin. Ters bir şey yok. Terslik yok. Demek ki insan değiştiriyor onu. Niye? Nazar alıp. Niyet nazar, mana ismi ana herifi bir şey diyor. Düşünce dedik ya, düşünce benim beynimin ya da elektromanyetik alanı belirliyor. Bir dakika, düşünce? Düşünce, benim düşünce koydum ve düşündüm. Elektromanyetik alanımı etkiliyor. Beynin ya da elektromanyetik alanı var ya, onu etkiliyor. Eğer o dalga boyu neyse, sonsuz olasılıklardan o dalga boyuna göre olasılıklar seçiliyor. Yani ben seçiyorum o dalga boyunu. Fiziki çok güzel. O düşünce dalga boyunu oluşturuyor. Dalga boyunda da seçenekleri seçiyor. Efendim? Söyle izle söyle. Mesela az önce dediniz ya abi, düşünce bizim dışarıdaki kuvveleri. Kuvve neydi? Melek. Evet. Yani melek sistemi oluşturuyoruz. Evet. Meleklerle beraber melek sistemi oluşturuyoruz. O sen oluşturuyorsun. Senin düşüncen o kuvve ne demek? Yani yok olan bir kuvve ortaya çıktı. Onu temsil eden melek yok mu? Melek. Bak şimdi. Kuvve. Düşünce nedir? Anlamak için yer çekimi kanunu, fiziksel kanunla elektron proton arasındaki güçler. Dışarıda güç nedir güç? Kuvvet nedir? Düşünce midir? Belli ki karşı. Peki bunu doğru söyle dersen, düşünceler dalga boyunu oluşturuyor. Dalga boyu kısacası. O dalga boyu da nihayetsiz seçenekler içinde onu kendisine uygunu seçiyor. Mesela dalga şeyde de var ya, hangisi o frekans aralığı mı var? Farklı frekans aralıklarında hangisi kendine uygunsa onunla örtüşüyor. Yani onlar böyle rezonans diyor. Birbirine uygun dalga. Neyse onlar değmiyor birbirine mesela. Uyumlanır yani. Hasan bir de sen arkana baktığında dağı görmüyor. Belki olmayacak dedin ya. O da kuantumda süper pozisyon deniyor ona. Normalde olasılıklar sonsuzdur. İnsan düşüncesiyle tek bir olasılığı sürekli seçtiği için biz belli bir olasılığı, yani tek bir düzlemdeki olasılıkları görebiliriz sadece. Diğerlerini göremiyoruz. Olasılıkları göremiyorsun. Aslında nihayetsiz olasılık var orada. Süper pozisyon bunu söylüyor zaten. O bir yerde değil, o bir yerde olamaz zaten. Yani aynı ya. Nihayetsiz olma var ama ben şimdi de öyle. Orayı mesela diyelim ki ağacı dikmedin. Ağaçları kesin. Yağmur geliyor mu adet olan? Yani. Gelmiyor. Yağmur gelmesi beni oluşturuyor. Kanun ile ben attım. Kayyumiyet bizim üstümüzde oluyor. Bizim altı yol kavşak gibi bizim üzerimize cerrah ediyor. Onun için fatura büyük oluyor. Fatura büyük oluyor. Aynen. Ölüm de öyle. Bak şimdi bir yağmuru seyrettim mi? Bak Müslüman değil ya. Ben de seyretmiştim. Sen mi vermiştin ya? Ben vermedim ama izlemiştim. Zeytemon'da beraber mi işin? Verdiğin için birilerini izle. O getirdi. Adam motosiklet sürüyor. Trafik kazası geçirdi. Benden aşağı felç oldu. O galiba. Felç oluyor. Ve adama diyorlar ki maalesef doktor heyeti geliyor. Bundan sonra sonsuz ölünceye kadar beldem şok, boyundan aşağı çalışmayacak. Bilmem, vallahi istedim. Şey değil, aynı doğru video. Ya ona mucize oldu. Sana da olur. Dedi ki bundan sonra tamam. Kafa çalışmıyor. Aynı düşüncelerimi, bakayım dedim ne yapacak, niye bu? Birisiyle getirmişti, onu seyretti. Sonra adam tamam gitti. Adam her gün egzersiz yapıyor. Her gün bilmiyorum kaç defa hayal kuruyor. Düzeldim, yatakta oturdum, ayağımı koydum, elbiselerimi giydim, merdivenlerden iniyorum, galiba bir kattı. Kapıdan çıkıyorum, taksiye binip eve gidiyorum. Her gün egzersiz yapıyor.
hayal ediyor. Hayal ettikçe öyle düşünüyor, öyle düşündükçe öyle inanıyor. Öyle inandığı için Allah da öyle yapıyor. Eneyle zeyni abdibi. Kafir falan fark etmez. Değil, fark etmez o. Kanundur bu. Mesela Müslüman da bıraksın, kafir de bıraksın, düşecektir bu. O kanuniyete giriyorsun. Kanuniyete giriyorsun, bitti. Çünkü Allah'ın bu ayetine uyuyor. Allah'ın iki türlü ayeti var. Bir A, bir E. Ayat-ı tekviniye, evamir-i tekviniye. Sen onda şöyle oldu abi, o kişi için diyelim, o muhtemelen iman etmeyen birisiydi değil mi? Allah'a inanmadı, yani muhtemelen diye. Evet. Kanuniyeti yakaladı, bu dünyada karşılığını gördü. Eğer kanuniyetin ötesinde aynen, hakikatinden şeyine geçse, ahirette de karşılığını görecek. Aynen görecekti. Buradaki ayat-ı tekviniyi yakaladı. İrade sıfatına gelen kainat ayetleri, kuralları var. Bir de kelam sıfatına gelen evamir-i tekvini ayetleri var. O da Kur'an. Ve unuttuk. Günde kaç defa yapıyor ama hayali unutmayın. Hayali düşüncesini, düşüncesi de hayali düşünce, düşünce de inancını oluşturdu. Tamam, dimağ çalıştı. Hayalden çalıştı işte, itikatlaştı. Bak default. Bu sefer bedeni zorladılar. Sinyal veriyormuş. Sonra fizikçi çıkıyor araya. Araya giriyor fizikçi. Diyor ki nasıl olur? Yani bizim diyor tıptaki söylediğimiz hakikaten ilah ayet değil ya, yani Allah'ın Kur'an'ı değil ya, yok sinirler olmazmış, geç olursa da olur. Aşağı anda sinir tamir olmaz, eski demode olmuş o fiil. Oluyor, 7 senede dahi olsa, eskide olmazdı. Abini mesela ayağında ateş gibi şey, sinirler arası açılmış, olmaz mı? Eskidendi diyor hoca efendi, tanıdı beni, biliyor. Eskiden de sinirler tamir olmaz. Olur. Olanlar da mucizeler görüyoruz. Ha, şimdi ne yaptı? O bilmem günde kaç defa yaptı. Vücudum çalışıyor. Yatağa oturuyorum. Oturuyorum. Elbiselerimi giydim. Merdivenden aşağı iniyorum. Hayal kuruyor. Tamam. Arabaya bindim, eve gittim. Yapıyor kaç defa ve ayağa kalkıyor. Ve bir anda kalkıyor o hayaliyle. İnanç oluyor tamamen. Kalkıyor, iniyor, bütün hastane ayağa kalkıyor. Adam yürüyor. Yürür kardeşim. Benim için gayet normaldir. Bir parçasını ben denedim. Neydi Ece? Bu şekilde yapılabileceklerin bir sınır var mı? Yani ben sınır görmedim. Süpersiniz. Vallahi sınır görmedim. Ben böyle düşünüyorum. Ben bedeni eritip başka bir yere taşınabileceğine de inanıyorum. Abi böyle şeyler söylüyorum. Ceset yapıyorum. Oraya taşıyabilirim düşüncemle. Mesela Karos. Niye biliyor musun? Ruh hesabı. Bu her yerde zaten. Zaten her yerde var. Ben orada malzeme şekillenecek. Zan. Burada onu zan. Yani biz hep zanlarımız için Allah'a suizan ediyoruz. Olmaz. En büyük zan zaten suizan Allah'a yapılıyor. Yani ruh cesede hakim olursa olur da yani ehli iman bunu nasıl yapar? Şimdi orada da o zaman kanuniyet kanun var. Kafiri de çalışır bu. Budistler yapıyor mesela. O zaman şeyi ruh cesede hakim olmasının yani sadece hani biz diyoruz ya aklı kalbimize ruhumuza cesedimize hani o şey, kolay olur. Yani biz bizim için din yapıyor. Kullanıyoruz aslında. Mesela Budistler mesela evet mesela şeye basıyor camlara basıyor. Tamam. Mesela diyelim ki yanlış anlaşılmaz. Burişti mesela diyor ki ben diyor çok hareketi bilmiyorum. Ama bir hareketi çok iyi yaparım. Nasıl yaparım? Onu yapmadan önce yorulana kadar düşünüyorum diyor. En eskide meşgul olduğum için bu sanatla. Mesela böyle. İlk önce hayal ediyordum diyor. Tamam. Yorulana kadar onu hayal ediyordum. Sonra onu yapıyorum diyor. Hani ama böyle yapsam bunu yapamam. Düşünceden sonra yapınca mükemmel oluyor. Yani bunu böyle yapacağım bu saniyede tak tak oluyor. Bu mümkündür. Kanseri de böyledir. Kanser hastası mesela yapsın böyle. Kanser tamam. İyiyim. Vallahi yaşamayacağı bir şey yok. Yeter ki o itikadı olsun. Maddeyi değiştirir. Çünkü usta diyor ki maddeyi değiştiren 4 şey var. Niyet, nazar, mana ismi, mana harf. Değiştiriyor. Peki ustadın kanunu yakalanmış olmazsa bu nasıl olacak? 28 defa zehirleniyor. Nasıl peki yaşıyor?
mesela karnımla ölüyor dediğin zaman arar mı, nasıl mümkün değil ki? Abi ben şimdi... Çocuğa hemen alacağım seni. Ya bu kadar ne kadar var ya çocuğa. Ya bak bir yapayım bak yok. Hakikaten nasıl susuyor, hakikaten yok. Bak ha yok karnına su. Yok. Çocuk öyle inandı. İtikadını düzeltti değil mi? Ha itikadını düzeltti çocuğa. Abi ben şimdi sürekli bir kilo almaya çalışıyorum. Ama zayıflığı hayal ediyorum. Yani zayıf olduğumu hayal ediyorum ve kilo alamıyorum. Şimdi tespit ettim niye kilo alamıyorum. Ya acayip bir şey ya. Ha bak şey ne diyor biliyor musun? Doktorum bir şey yapsın bana, affetsin beni. Şey dedim ki, yardımcı doçent. Ya dedi, çok seni izliyorum. Tamam, psikoloji. Sorunum vardı. 7 sene ilaç kullanıyordum. İlacı bıraktım dedi. Ondan sonra vesile oldunuz. O noktadan çok hürmet ediyor falan. Dedim ki, benim böyle doktorların da söylemleri var tabii. Tıbbi şey. Benim söylemle, konuşmamla, onların arasında ne fark gördün? Sen yardımcı doçentsin. Yani ilmi çerçevede, ilmi yani. Ama ne hoşuma gidiyor dindir falan diyecek, demeyeceğini biliyorum. Yani sokmayacak onu dinimini değil. Ne fark var? Dedi ki, doktorların, profesörlerin söylediği, şu malzemeyi böyle kullanırsan bu olur. Bu böyle olmadığı için ne böyle ortaya çıkıyor. Bunu kullanırsanız bu olur. Ondan sonra böyle böyle yapmadığınız için böyle gözükür. Bu tarzda. Ama sizin dediği şeyler, Risale'ndeki tespitlerini hadis ve ayet kullanıyoruz ya. Siz malzemeyi değil, sistemi anlatıyorsunuz. Sistem. Mesela dima haritası, serbest bölge. Biz onu nöronlardan, bilmem şeylerden, sinirsiz, sinapsiden, şundan buradan bahsetmedik ki. Ona belliyi zaten işte. Bu ses gelince buraya oluyor bunlar, tamam mı? Bunlar dediği de o. Yani bunun yazılımı var ya, tahayyül, tasavvur, taakul, bu sistem. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad, bu sistem işte bu. Yani ama adam bunun bir sistemi bilmiyor, serbest bölge bilmiyor. Diyor ki, bağır çarp patlatsın, şöyle yap, böyle yap, iyi olacaksın, iyi hissedeceksin. Sen hiç oturduğun zaman ona gerek yok. Böyle yapıyorsun, sıkın, serbest bölge. İşgal altındayım şu anda. Hücuma girdim. Yani bir isine gene kullandım. Sen falan dersi dinledin mi dedim serbest bölge. Evet. Şu anda canım sıkıldı diyor. Çok iyi değilim diyor. Uçağa binecek. Ha? Dedim ki şeytan var mı? Var tabii dedi. Sende de var değil mi dedim. Ne yapacak şimdi dedim. Tam uçağa binerken çok yemek de eder mi? Demez dedi. Denize girer misin biraz? Kulaç at boğulabilirsin. Şeytan, aman boğulacaksın aşağıda. Lan uçağa biniyorsun da şimdi boğulman ne alakası, yüzüyor musun ki? Ha demek ki ne iş yapıyorsan o cinsten verecek. O zaman oradan çık. Uçaktan binerken, uçak korkuyorsan, tarlaya gidiyorum. Mısır tarlasına gideceğim, böyle hakikaten kolibe var. Tamam, Mısır'ın kafasını kolibe diyoruz. Bak, uçağa biniyor, ha ben ne anlatıyorum ona bugün. Uçağa binerken uçağa düşünme. Hayal et, elin cebine koy. De ki, Kolibaya gidiyorum, bak bu sürü aktığı koparttım, böyle bir kılıf, bir kılıf, bir kılıf da lan böyle bir yer, kokusunu duymaya çalış ya Mısır'ı. Duy ya, duy, duy şunu. Oh, ne güzel kokuyor. Ben yalan söylemiyorum, ben koku aldım şimdi. Yalan demiyorum. Merkezde var yani, onu aktif etti dışarıya. Yani içeriye dönük var, dışarıya dönük var. Siz de alırsınız. Onu her yerde mi? Var zaten. Ha? Her yerde var zaten. Ben ortaya çıkarttım. Orada var zaten. Keramet değil ki. Karnım bu. Ulan bu düz yapıyor da ben niye yapamayayım ya? Ya var. Ha. Ondan sonra dedim koy oraya. Zaten ondan sonra uçak kalkmış olacak. Pişirene kadar. İnanın tarla. Şimdi korktum da bir de tarlada kalır şimdi uçağa da binemezsin. Hocam. Ben geçen hafta iş yerinde geldi. Hani tansiyon kontrol genel rutin şey var da ben biraz heyecanlandım. Sen de ne yaptın dedi. Bayağı bir yüksek çıktı tansiyon falan. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben dedim düşüneceğim dedim. Düşürebiliyorum. Eczaneye gidiyorum. Sakin olurum. Tansiyon düşüyor. Bir de mısır tarlası dediniz. Hani böyle çok daraldığımda falan yeşillik bir alana gidip kafamı boşalttığımı hissediyorum. Evet. Böyle hayal bak. Tersi de var. En güçlü o. Dışarıda şöyle gelir. Hayaller, düşünceler de itikatları oluşturur. Güç olur. Tamam mı?
tersine itikat ediyor, o adamın yaptığı gibi. İtikat, yani bu aktif olacak, akla bu mesajı veriyor itikat. Ayağım kalkıyorum, ayağa kalkıyorum, feşte mi? Kalkıyorum ayağa. Yani spor öyle değil mi ya, konsantre bu değil mi? Öt diyorsun, kırıyorsun. Konsantre ya. Peki o güç neredeydi arkadaşlar? Şu anda güç yok. Bir vurayım elim kırılır mermere, ama konsantre olayım bunu kırıyor. O güç neredeydi? Ha işte bununla çıkarttı düşünceyle. O batındaki enerji çıkartın. O enerjiyi çıktı mı Harun? Ona yön veriyorum. Burada buraya sinirleri bağla, sinirleri bağla. O hani hıt diye konsantre olup çıkan enerji neredeydiyse onu çıkarttım. O enerji mermere vurmuyorum. Sinirleri bağla. Bağla, ayağı hareket ettir. O enerji diyor. Ne yaptı? Başka bir şey söyleyeceğim de şaşıracaksın. Buradaki sinirleri bağlamadı o. Ne yaptı biliyor musun? Ayakları hareket ettirdi düşünceyle. Kalktı. Burada sinirler belki tıbben de kopuk ha. Nasıl? Onu hareketlendirdi. Düşüncesiyle onu hareketlendiriyor. Ve iki de beyinle hala komutta. Uzaktan kumanda gibi. Ve gittikçe o şey yapacak. Onun etrafını saracak. Bu değişik bir şey, tamam mı? O ayağını hareketlendiriyor. Rüyalar da öyle.